Norsiyem'den herkese merhabalar. Bugün endeksin yani BIST 100'ün genel görünümünü inceliyor olacağız. Teknik analizini gerçekleştiriyor olacağız ve endeks için önemli hisse senetleri Garanti, Aselsan, Türk Hava Yolları, Ereğli ve Şişe'nin genel görünümünü inceleyeceğiz. Burada nereleri destek, nereleri direnç olabilir bunlara bakıyor olacağız. Aslına bakarsak 7 haftadır aralık süren bir rally'nin içerisindeydik. Borsa İstanbul'da yaklaşık 1900 seviyelerinden o savaş satışından sonra 2500'ün üzerine kadar bir rally yaşamış olduk. Yaklaşık %30'luk bir yükselişe tekabül ediyordu. Burada geçtiğimiz haftanın son gününde gelen sert satışlarla rally'nin bitmiş olabileceğinin sinyali olabilir. Ancak yakından yine takip etmemiz gerekiyor. Bu haftanın gidişatını sabah Garanti bilançosunu ve pay alım teklifini 12.20'den 15 TL'ye çıkartan haberi yayınladı. Bu da aslında şu anda Borsa İstanbul'da risk iştahının bir miktar daha yüksek kalmasına sebebiyet veriyor. Ancak bu hafta bir miktar daha düzeltme haftası olabilir. Çünkü çok kritik dikkat edilmesi gereken durum bu haftanın son günü itibariyle tatile giriyor olacağız. Bayram tatili yaşanacak ve piyasa bir sonraki hafta Perşembe günü açılacak. Ve Perşembe günü aslında FED yansımış olacak piyasaları. Çünkü Çarşamba akşamı FED toplantısı olacak ve buradaki açıklamalar küresel borsalarında aslında gidişatı açısından oldukça önemli olabilir. Geçtiğimiz haftada Jerome Powell'ın yine şahin açıklamaları vardı. Garantinin bilançosuna çok kısa değinecek olursak da 8,2 milyar TL'lik bir kar açıklandı. Burada yıllık olarak aslında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %206'lık bir artışa tekabül ediyor ve karın büyük bölümünü TÜFE'ye endeksli tahvillerden geldiğini söyleyebiliriz. Yine geçtiğimiz hafta Arçelik'in bilançosu vardı. Arçelik'te beklentilere hemen hemen paralel bir şekilde 1,1 milyar TL'lik bir kar açıkladı. Önceki yılın aynı dönemine göre %7'lik artış vardı. Aslına bakarsak yaşadığımız enflasyona göre düşük bir kar artışı olabilir. Ancak şirketin de raporunda belirttiği gibi burada artan maliyetler yani çelik ve metal ve plastik fiyatlarındaki artışlar özellikle Şubat ayına kadar bir miktar stabil görünüp sonrasında savaş etkisiyle sert artışlar yaşanması burada Arçelik'in kar marjlarını baskıladığını görüyoruz. Yoksa şirket yaklaşık %30'luk bir brüt kar marjıyla çalışıyor ancak net karı daha düşük gerçekleştiğini en azından görüyoruz ve fabrik marjı da aslında %10 seviyelerinde oluşuyor ve yıllık olarak da bir önceki çeyreğe göre geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık bir 4 bas puanlık bir gerilemeye işaret ettiğini söyleyebiliriz. Arçelik'in bilançosunda da hemen aslında genel olarak bir garanti değerlendirmesi yapmadan önce Borsa İstanbul'a bakarsak Borsa İstanbul'da bugün gelen tepkiyle beraber aslında şu tarz bir görünüm oluşmuş olabilir. 4 saatlikte de baktığımızda karşımıza çıktığını görüyoruz. Burada önemli bir destek bölgesine sahip olabiliriz. Eğer bu şekilde bir trende tutunma yaşıyor olursak çünkü gelen anlamlı bir yer olabilir ancak 22 günlüğün hala üzerindeyiz. 5 günlük üstel hareketli bölgenin altındayız. Bu da aslında kritik bir bölge ve 2500 seviyelerinde oluşuyor. Şu anda yaklaşık olarak da aslında 2465 seviyelerindeyiz. Sert satışlardan sonra bir miktar toparlanma yaşandı bugün piyasada. Bu haftanın kapanışı önemli olacak. Rally'nin devam edip etmeyeceğini de aslında takip ediyor olacağız. Borsa İstanbul tarafında çok kısa da aslında karşılaştırmalı getiri tablosuna bakacak olursak sektörlerde günlük olarak birçok sektörün aslında aşağıda seyrettiğini ve bankacılık sektörünün garanti haberiyle birlikte bir miktar daha pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Ve aslında yine turizmin bir miktar daha pozitif kalmaya devam ettiğini görüyoruz. BIST 100, BIST 30 endeksinde de aslında Garanti, Sabancı Holding ve Yapı Kredi hisselerinin başı çektiğini ve yine Koç Holding ve Akbank'ın yani daha önceki videolarda da belirttiğim gibi bankacılık ve holding tarafının daha sağlam durmaya devam ettiğini gözlemliyoruz diyelim ve hisselerin görünümlerini incelemeye başlayalım. Burada aslında garantiyle başlarsak Garantide de çok net bir şekilde görünen aslında bir paralel kanallar görünümü oluştuğunu söyleyebiliriz. Burada alttaki kanaldan daha önce çıkış yaşanmıştı ve yukarıdaki kanala doğru bir hareket vardı. Yukarıdaki kanalın şu anda üzerinde bulunuyoruz. Buradan gelecek tepkiler çok önemli olacaktır. Çünkü
buradaki bu kanalın çalışıp çalışmadığını izliyor olacağız. Aslına bakarsak buradaki paralelliğin daha önce çalıştığını şahit olmuştuk, çalıştığını görmüştük. Fakat önümüzdeki dönem için çalışıp çalışmayacağını kontrol etmek gerekiyor. Sonuçta bunlar aslında bir trend varsayımları. Buradan sonrasında hareketin devam edip etmeyeceği, buradan gelecek tepkileri oldukça bağlı olacaktır diye düşünüyorum. Zaten sakin bir görünüm var, yaklaşık 15 TL seviyelerinde burada pay alım teklifinin aslında söylendiği fiyatta. Geçtiğimiz haftanın son gününde sert bir satış vardı. Özellikle son saatte yaşanan satışla ciddi bir geri çekilme yaşandı, ancak burada yine bir miktar 14 TL bandına tutunmuş olduğunu gördük. Garantinin ilk etapta karşımıza çıkacak önemli destek seviyesi 14,5, yani şurası daha önceki zirve diyebileceğimiz bölge. Sonrasında da 14 TL seviyesi önemli destekler. Yukarıda da aslında karşımıza çıkacak olan ilk etapta 15 TL'nin üzerine çıkılması ve sonrasında 15,5 TL seviyesi önümüzdeki gidişatın en azından 15-30-15-50 bölgesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkabilir garantide. Hemen diğer hisseye bakalım. Aselsan vardı yine. Aselsan da endeks için yine önemli gösterge hisselerden birisi. Endeksle beraber hareket eden hisselerden birisi. Şu anda aslında önceki zirveye bir miktar zorlandığını gördük ve geçilemedi. Cuma günü aslında sert bir satış vardı. %5'in üzerinde bir satış yaşadı. Ancak 22 günlük üstel hareketli ortalamasının üzerine tutunduğunu varsayabiliriz bugün itibariyle. Ancak bugünkü kapanış önemli olacaktır. Çünkü burada yine 28-40, 26-50, 26-40 bölgesi önemli bir destek bölgesi. Bu seviye daha önce de aslında önemli bir destek ve direnç görünümüne sahipti. Buradaki çanağın en azından tamamlanması hedeflenmişti. Ancak bir miktar yarım kaldığını söyleyebiliriz bu çanağın tamamlanması açısından. Geri çekilmelerde önemli bir bölge olacak. 26-40, 26-40'ın altındaki kapanışlarla da artık tekrardan şu bölgeleri konuşuyor olabiliriz. Yani 24-70, 25 TL bölgesi önemli bir desteğe dönüşebilir. Eğer geri çekilme devam eder ve satışlar devam ederse. Çünkü aslına bakarsak cuma günkü satışların hacimli olduğunu söyleyebiliriz. Hatta son 5-6 günün en yüksek hacimiydi bu satışlar. Yakından takip edilmeli diyebiliriz Aselsan için. Yukarıda da 28-60 geçilmeden burada tekrardan bir rally hareketi yaşanmasının güç olduğunu düşünüyorum. Türk Hava Yolları vardı. Yine Türk Hava Yolları'nda aslında bir miktar daha sağlam kalan hisselerden biriydi geçtiğimiz cuma günkü satış itibariyle. Burada da yine bir trend kanalının içerisinde olabiliriz. Yakından takip edilmeli. Burada daha önce aslında tepki verdiği bölgeden, yani cuma günkü görünümdeki bölgeden bir tepki gelmiş olabilir ve kanal bu şekilde oluşmuş olabilir. Ancak yine yakından takip edilmeli. Geri çekilmeler şu anda yaşanıyor. Burada ilk etapta 38 TL seviyesi önemli bir destek bölgesi olabilir. Ancak ara destek olarak da 38-70-38-50 bölgesi karşımıza çıkıyor olabilir. Geri çekilmeler eğer devam ederse aslında 22 günlük üstsel ve burada yakından takip edeceğimiz bu kanalın aslında alt bandı olan yaklaşık 36,5-37 TL seviyeleri önemli bir destek seviyesi olabilir. Ancak tepkiler önemli, gelecek tepkiler çok önemli oluyor. Bu tarz görünümler açısından şu anda en azından bir miktar daha, eğer 5 günlük üstel hareketli ortalama bu fiyatı tutamazsa bir miktar düzeltme hareketi yaşanabileceği unutulmamalı Türk Hava Yolları'nda. Ereğli'ye bakalım. Ereğli'de de aslında yine cuma günü sert bir satış yaşandığını söyleyebiliriz. Burada kritik birkaç tane destek bölgesi çıkıyor karşımıza. Öncelikle daha önce yaşanmış tarihi zirveydi. Yine bu bölge önemli bir destek olabilir. Yani şurada görmüş olduğunuz 34-33-90 seviyesi bir destek görünümüne dönüşmüş durumda. Daha önce de aslında bir dirençti. O yüzden bu seviye geçildikten sonra da hareketin devam ettiğine şahit olmuştuk. Yakından takip edilmesi gerekiyor bu seviyenin. Ve bugün de aslında buradan bir tepki geldiğini görüyoruz. Ancak tepkilerin yeterli olup olmadığı yakından takip edilecek, günlük olarak incelediğimizde de hacimin son dönemde aslında son rallinin içerisinde de Ereğli ve Kardemir'de, yani demir çelik sektörü açısından hacimlerin daha düşük olduğunu gözlemlemiştik. Hareketlerin büyük çoğunluğu holding ve bankalarla ilerlemişti. Burada yine 22 günlük üstel hareketli ortalama yakından takip edilmeli. Bu seviyenin altında gün kapanışlarıyla bir miktar daha
düzeltme hareketi, yatay hareketler, negatif hareketler izleme ihtimalimiz yükselebilir ereğili açısından. Şişe cama bakalım. Yine şişe camda da aslında kritik birkaç destek ve direncimiz bulunuyor. İlk etapta aslında bugün de tepki gelen bölge 17.5 TL seviyesi. Daha önceki yine zorlanılan bir bölgeydi. Buradan bir tepki geldi. Önemli bir desteğe dönüşmüş olabilir 17.5 TL seviyesi. Eğer bu seviyenin altında yine kapanılırsa ve gün kapanışı gelirse hem önemli bir bölge olan aslında 16.75 ve 22 günlük üst hareketli ortalama bölgesi, bu da yaklaşık 16.75 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyeler destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor olabilir. Şişe camda yukarıda yine 18.30 TL seviyesi önemli bir direnç bölgesi. Bu seviyenin üzerindeki gün kapanışlarıyla, ki 17 Aralık'ta aslında piyasanın açıldığı bölgeydi yaklaşık olarak 18.30. O yüzden kritik bir zirve konumunda bu seviye geçildiği takdirde şişede tekrardan aslında bir rally'nin izlendiğini görebiliriz. Tarihi zirvesi de 17.78, ancak bu seviyede herhangi bir kapanışı bulunmuyor şişe camında. Bu band içerisinde ve bu bandın nereye kırılacağı yakından takip edilmeli ve trade kararları en azından bu bandın kırıldığı yöne doğru verilmeli diye düşünüyorum. Daha sağlıklı bir görünüm ve trade psikolojisi açısından. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olduk, beğeniler ve yorumlar yapmayı unutmayalım. Herkese bol kazançlar ve iyi haftalar diliyorum.